Evet. Bir de kıyamet günü. İnsanları dirilttiği gün bütün insanlar diz üstü yere çökmüş. Allah tecelli etmiştir. Ayet-i kerimede buyurdu ki o gün yeryüzü Allah'ın nuruyla aydınlanır. Güneş yok. Yeryüzü Allah'ın nuruyla aydınlanmış. Allah soruyor. Limen mülkül yev. Bugün mülk kimindir? Hiç kimse konuşmaya güç yetiremez, cevap vermeye güç yetiremez. Cevabı Allah verir. Lillahil vahidil kahhar. Evet, bugün mülk vahid ve kahhar olan Allah'ındır. Vahid ve kahhar olan Allah. O gün herkes bilir ki kendisine ait hiçbir şey yokmuş. Benimdir dedikleri hepsi Allah'tan bir emanetmiş. Eğer biri Allah'ın mülkünde herhangi bir şeye sahip çıkmışsa kendisine bile. Vahid sıfatlarında, isimlerinde El Esmaul Husnasında bir olan demektir. Evet, Vahid ve Kahhar. Eğer onun vahdaniyetinden, isimlerinden bir isme ortak koşmuşsa, ona şirk koşmuşsa, kendini, nefsini, ilmini, aklını, malını, mevkisini veya başka birini, başka şeyleri Allah'a şirk koşmuşsa, Allah onu kahreder. O gün onu ondan almıştır. O buna karşılık ceza olarak onun gideceği yer cehennemdir. Onun için Allah'ı tanımadan, anlamadan, el esma-ül hüsnasından, isimlerinden tanımadan Allah'ı tanımak mümkün değildir. Kendimizi tanımamız mümkün değildir. Kulluk yapmamız, Allah'a avd olmamız mümkün değildir. Önce Allah kendini nasıl tanıttıysa öyle tanıyoruz, tanımamız lazım. Allah bu isimlere karşılık kendisine nasıl halife olmamız gerektiğini, avd olmamız gerektiğini beyan ediyor. Bu isimlere nasıl iman etmemiz gerekir? Sonra Evet, iman etmemiz gerekir. Sonra bu isimlerin üzerimizde tecelli etmesi gerekir. Allah'ın isimlerine bürünmemiz gerekir. Sonra bu isimlerle hayatı yaşayıp bu isimlerin üzerimizde amele dönüşmesi, güzelliğe dönüşmesi gerekir. Evet, kim güzellik yaparsa dedi Allah onu güzel yapar güzellikle, güzelliğiyle mükafatlandırır dedi. Ehsenu husna. Esmaul husnasıyla en güzel ismiyle ne yapar? Onu şereflendirir dedi. Hangi isimle güzellik yaparsa Allah o isimle onu güzelleştirir. Yani Allah'ın kullarına karşı merhametli davranırsa Allah onu rahim ismiyle ne yapar? Güzelleştirir. Kulların sıkıntısına, musibetine karşılık sabrederse, evet. tahammül ederse, af ederse, muhabbetle karşılarsa, evet. afu ismiyle, sebur ismiyle, sıfatıyla, fiiliyle, hafiz ismiyle, tevab ismiyle ne yapar? Şereflendirir. Allah ona ikram etmiş. O da Allah'ın kullarına, mahlukata ikram ederse Allah onu Kerim ismiyle, Vehhab ismiyle ne yapar? Şereflendirir, güzelleştirir. Allah'ın isimleriyle güzelleşince Allah'ın sevgisine layık olur. Allah'a yakın olur, peygambere yakın olur, cennete yakın olur. Eğer bu isimlerden mahrum kalırsa kendini karanlıkta bırakmış olur. Kendini Allah'tan mahrum etmiş olur. Kendini Allah'tan uzaklaştırmış olur. Eğer ibadeti ona bu hali vermiyor, vermiyorsa, kazandırmıyorsa, bu güzelliği ihsan ettirmiyorsa, o ibadet yapmamıştır, ibadeti taklit etmiştir. Elbette ki böyle yapabilmek için önce Allah'ın esmaül hüsnasına iman etmek lazım. Yani Allah'ın isimlerini sevmek lazım. Allah'ın ismini sevmeyen aslında hiç kimse yoktur. Çünkü Allah onu yaratırken zatıyla, sıfatıyla, esmaül hüsnasıyla ona tecelli etmiş. O güzellik onda mevcut. Ama gereğini yapmazsa sevdiğini ortaya koymazsa ondan mahrum kalır. Kabul etmek ayrı şey, iman etmek ayrı şeydir. Güzelliği kabul eder ama eğer onu sevmediyse seversen ne yapar? Severse öyle olmaya çalışır. Yani Allah'ın esma-ül ile isimlenmeye çalışır. Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmaya çalışır mahlukata da öyle muamele etmeye çalışır. Bunun için çabasını, gayretini eğer sarf etmiyorsa, evet, iman etmemiş ya da imani amele dönüşmemiş. Eksik kaldı yine. Eksik kalınca hiçbir işe yaramıyor yalnız. Çünkü Allah ayet-i kerimede buyuruyordu ki, iman etmeyenler ya da imanları kendilerine bir fayda vermeyenler. İman etmiş, seviyor ama amele dönüşmemiş. İmanı kendisine fayda vermedi. İkisi aynı kefededir.